bir tamamlayayım. Buyurun. Dediniz ki can simidi mi Evet. olacak? Şimdi tabii can simidi olabilir. Neden olabilir? Seçim sattı mahalline girdik. Ve bir yıl içerisinde ya da şu anda ekonomik krizde halkı biraz rahatlatabilmek için bir paraya ihtiyaç var. Diyeceksiniz ki 2,5 milyarlık bir bankayı 1,5 milyara satıp hisseleri piyasaya para pompalarsanız bir miktar piyasada bir rahatlama sağlarsınız. Ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nden öyle bir özelleştirme için bir şey verirsiniz ki bir anda piyasaya para pompalamış olursunuz ve suni yapay bir şekilde piyasada para olur. Dolar efendim 9-10 liradan 7 liraya düşürebilirler mi? 8 liraya düşürürlerse bakın biz bunu yapıyoruz. Yine biz yaparız. Sorunları biz çözeriz havasında olabilir. Ama temel sorunlarda o kadar büyük, derin krizler yaşıyoruz ki hem dışarıda hem içeride bunlar tamamen yapay. Bu arada da tabii Türkiye bedavaya gidecek. Evet, Yani özelleştirecek pek bir şey kalmadı zannediyorum. Yani Türk Telekom örneği önümüzde önemli bir ders olarak duruyor. Aynen öyle. Onun için can simidi olabilir. Ama bizden Olabilir. çok şey gider diyorsunuz. Olabilir ama. Bizden çok şey, yani AK Parti için ve Cumhurbaşkanı'nın seçimlerde kullanabileceği bir can simidi olabilir. Onun için bu işin şeffaf yürütülmesi lazım ve muhalefetin, gazetecilerin, en azından doğruya ulaşmaya çalışan gazetecilerin çok daha fazla çalışması ve gerçekleri bulması lazım. Evet. İsrail, bu şeyi demin sormuştunuz. Evet, Tabii o bu. konuya geçelim bence. Evet, İsrail'de evet. tutuklanan bir çift var. İşte Çamlıca Tepesi'nde fotoğraf çekerken ihbar ediliyor. Polis ekipleri geliyor ve tutuklanıyorlar. İsrail cephesinden, hükümetinden de açıklamalar var. Bunu size sormak istiyorum elbette ki ama bu olay ne hakikaten? Bu iki kişi, bu çift casus mu olabilir mi? Mossad ajanı olabilir mi? Yani her cepheye bakıyorum kim ne demiş, ne yazıyor diye. Hakikaten bir MİT operasyonu olabileceği ancak bu konuda Cumhurbaşkanlığı korumalarının çok daha fazla hassas davranıp işte bir anlamda erken davranıp bu kişileri gözaltına alma girişiminde bulunmuş olabileceği de bir diğer yandan konuşulan bir konu. Siz yabancı basında ne okudunuz? Siz nasıl görüyorsunuz bu çiftin tutuklanması? Yeni bir kriz patlak verdi, öyle değil mi? Şimdi kriz ne kadar büyüyecek, ne olacak bilmiyoruz ama işin bir defa öncelikle ne olmuş, nedir, nasıl oldu diye Evet. bakmak lazım. Ona baktım. Şimdi iki kişi ve bu Çamlıca Kulesi'ne çıkıyor, İsrailli turist kimliğiyle. Yanlarında da bir rehberleri var. Cep telefonlarıyla oradan fotoğraf çekiyorlar. Bu arada da işte Kısıtlı'nın, Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını da çekiyorlar. Ve o arada da birbirlerine gösteriyorlar. WhatsApp'ta da paylaşıyorlar. Şimdi işin boyutu bu. Yani işin özü bu. Evet. O sırada da birisi duyuyor, oradaki bir görevli. A bunlar casus olabilir deyip Cumhurbaşkanı polise bildiriyor. Polis de bunları alıyor götürüyor. Cumhurbaşkanlığı da devreye giriyor, güvenlik. Şimdi birinci boyutu, yani WhatsApp'la çekilen ya da cep telefonuyla çekilen bir fotoğraf ne kadar casusluk olayı olabilir sorusu benim aklıma geliyor. İkincisi, yani eğer ki Mossad gerçekten burada bir Kısıtlı'nın fotoğrafını çektirmek istiyorsa, Erdoğan'ın meşhur Kısıtlı'daki konutunun, ki çevresinden geçtiğiniz zaman duvarların yüksekliğinden İçindeki ağaçları bile görmüyorsunuz, o ayrı fasıl. Eğer bunu çektirmek istiyorsa herhalde daha profesyonel birisine çektirir diye düşünüyorum. Ya da İsrail vatandaşı olmazsa başkası olur. Yani bir Türk fotoğrafçı olur ya da yabancı başka bir millet fotoğrafçısı elinde telelerle falan çekmesi lazım diye düşünüyorum. Ama tabii bunların hepsi birer varsayım. Bir başka noktada tabii yani Türkiye'de Mossad ajanı var mıdır? Vardır. Evet. Türkiye'de CIA ajanı var mıdır? Tabii ki vardır. Peki bizim İsrail'de MİT ajanımız var mıdır? O da vardır. O, yani bu karşılıklı olarak ayrıca mutlaka her ülkenin bir başka ülkede kapalı ya da gizli ajanları vardır. Evet. Bunlar istihbarat örgütlerince de
bir üç aşağı bir beş yukarı takip edilir. Mesela bu konuda uzman olan bazı gazeteci arkadaşlarımız var. Fuat Ünlü bunlardan bir tanesi. Onu da dinledim. O konuda onun da kuşkulu bunların bir casus olabileceği konusunda kuşkuları olduğunu anladım ben. Yani bir basit bir olay gibi görünüyor havasındaydı. Eğer basit bir olay olmasa MIT'in haberi vardır ve zaten bunlar teknik takibe uğramıştır. Yani Ekim ayında böyle bir MIT'in operasyonundan söz ediliyor. Mossad ajanlarının küçük küçük hücreler halinde takip edilip izlendiği ve yakalandığı. Şimdi burada öyle bir şey var mı yok mu bilmiyoruz. Olay belli. Arkadan bu siyasi boyutu var bu işin. Bu istihbarat boyutundan söz ediyoruz. Bir de yani bir de şu soruyu aklıma geliyor benim. Tabii ki Türkiye'de de dünyanın her yerinde de askeri bölgelerin fotoğraflarının çekilmesi yasaktır. Burada da zaten levhalar vardır. Kesinlikle fotoğraf çekmeyeceksiniz diye. O fotoğraf çekmeye kalktığınız takdirde orada alırlar götürürler sizi. Yunanistan'da da bu böyledir. Türkiye'de de böyledir. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın Konutu konutunun içinde bu geçerli mi? geçerli mi? Evet. Ya da Cumhurbaşkanı'nın Çamlıca konutu Tepesi'nde artık fotoğraf çekimi yasaklanabilir mi? yasaklanabilir mi? Bütün bu sorular var. Yani neden Kısıtlı'nın fotoğrafı ya da neden sarayın fotoğrafının çekilmesi Ankara'da yasak değil de efendim Dolmabahçe Sarayı'nın çekilmesi oradaki gemiden farz edelim. Ben her gün geçiyorum önünden, biniyorum Beşiktaş'tan ya da Karaköy'den önünden geçiyorum. Peki onun fotoğrafını istediğim gibi çekiyorum. Peki beni yani alıp götürebilirler ya da herhangi bir İsrail ajanı Dolmabahçe'ni çekti. Orada da çalışıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Neden Kısıtlı bu kadar önemli sorusu aklıma geliyor. Yani Tabii işte evet. evet yani tabii yani neden sorusunu ben gazeteci olarak soruyorum. Peki Nur Hanım, Evet. İsrail basınında ya da yabancı basında bu nasıl yankı buldu? Ne açıklamalar yapıldı? Siz hani yıllarca bir dış habercisiniz. Orada nasıl okudunuz açıklamaları? Hakikaten o cephede de bir kriz olarak algılandı mı? Çok önemsendi mi bu iki kişinin tutuklanması? Şimdi o yani bu olayı İsrail Cumhurbaşkanı açıklama yapmış. Başbakan, Dışişleri Bakanı hatta İsrail bir heyet göndermiş Ankara'ya. Dışişleri Bakanlığı'yla temas kurması için. Eminim ki Mossad'la MIT arasında zaten bir işbirliği, ilişki var. Yani bunlar gizli kapalı kapılar ardında bir takım alışverişler yapıyorlar. Yani biz de onlardan alışveriş yapıyoruz. Mesela Öcalan'ın Kenya'da yakalanmasında Mossad bize destek oldu. Bize bilgi verdi. CIA'ya da verdi. Onun için yani bu bilgi alışverişi mutlaka vardır. Ben siyasi bir krize yol açmadan bu işin çözümlenmesinin çok daha akılcı olacağını düşünüyorum. Yani tutup zaten İsrail'le büyükelçimiz yok. İsrail'le kavgamız malum. Bu orada da bir düzelmeye çalışıyoruz. Yine büyük Orta Doğu çerçevesinde olayı düşünürsek Birleşik Arap Emirlikleri mesela bugün önümüzdeki günlerde gelecek olan Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi'nin Veliaht Prensi 2020'de İsrail'i tanıyan ilk Körfez ülkelerinden bir tanesi. Şimdi İsrail'le daha büyük kavga etmenin Türkiye'ye çıkarı var mı? Türkiye açısı Türkiye için bir çıkar var mı? Bence yok. Yani İsrail'in şeydeki Yahudi lobisini kaybettikten sonra biz Amerikan Kongresi'ni kaybettik. Amerikan Kongresi'nde bizi her zaman için Destekleyen. destekleyen, bizim arkamızda duran bir Yahudi lobisi vardı, İsrail lobisi vardı. Artık yok. Şimdi onun için bu meseleyi daha fazla büyütmeden, aklı selim içerisinde, sağduyu içerisinde çözeceklerini zannediyorum. Peki bir de Ama bir yorum bunu daha var, onu cümle da sormak istiyorum. Sürede biliyorsunuz. kısaldığı için araya girdim ama Bir de şimdi söyleyeyim fikri buyurunuz. tamam. Buyurun. Eğer ki bunu bir iç politika malzemesi olarak kullanmak istiyorlarsa büyütürler. Yine İsrail'le büyük bir kavga çıkartıp işte bakın bu İsrail zaten bizim içimizde böyle olaylar yapıyorlar falan demeye getirmek istiyorlarsa siyasi
manevra açısından ve yine iç politika açısından çok büyük bir hata olur diye düşünüyorum. Ki bu malzeme de sıklıkla kullanılır ülkemizde, biliyoruz evet. bunu. Şimdi gazeteci Zeynep Gürcanlı şuradan bakmış. Yani hani danışıklı evet. dövüş mü? Bu aslında bu da bir yorum ama şimdi İsrailli çiftin casusluktan tutuklanması diyor. Bana Bülent Arınç'a suikast iddialarını anımsattı. O dönem hatırlayacaksınız. Bu iddialar sonucunda FETÖ'cüler Kozmik Oda'ya girmişti.